Canlarım selamlar. Tilt denemeleri kampımızın 7. denemesinin çözümlerine hoş geldiniz. Limit, türev, integral ve trigonometri sorularından oluşan denemeler çözüyoruz. Her denememiz biliyorsunuz ki 15 soru ve 7. 15 sorumuzu birazdan size çözeceğim. Şöyle hemen 7. denemeyi de bir sizlerle beraber açalım. Yine çok güzel sorularımız var. İsterseniz kendiniz deneyip ondan sonra yapamadığınızı, boş bıraktıklarınızı ya da çözümlerini merak ettiklerinizi benden izleyebilirsiniz. İsterseniz de böyle tekrar tadında böyle izleye izleye benimle beraber yani izleyip doldurarak, izleyip doldurarak ya da denemek istediğiniz yerde kendiniz deneyerek de devam edebilirsiniz. Toplamda 15 tane soru konuşacağız ve 7. denemeye noktayı koymuş olacağız canlarım. Hemen hiç vakit kaybetmiyorum ve denemenin çözümlerine Başlıyorum. Buyurun. Şimdi birinci soruyla Hadi bismillah diyelim. Ne diyormuş bakalım bize. Diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan f ve g fonksiyonları için bu eşitlikler veriliyor diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Bakın limit sorularında daimalık önemli değil mi? Şimdi bakalım şimdi daima doğrudur. Şimdi limit x m'ye giderken fx limit x m'ye giderken gx demiş. Yani f fonksiyonunun m'deki limitini g fonksiyonunun m'deki limitine eşit vermiş. Buradan e, şunu anlayabiliyor muyuz acaba? Süreklilik müreklilik herhangi bir şey vermiş mi? Hayır vermemiş. Sadece tanımlı demiş arkadaşlar. Dolayısıyla ben şunu yazamam. M'yi götürüp yerine yazarak işte F, M eşittir. E, G, buradaki M'yi götürüp yerine yazarak G, M yazamam. Böyle bir eşitlik söz konusu değil. Ha böyle bir eşitlik olabilir mi? Evet böyle bir eşitlik olabilir. Ama kesinlik diye sorarsa e, kesin böyle bir eşitliğin olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Şimdi neye eşit olmadığını biliyorum bunların. Hangileri daima doğrudur? Buna bakalım. Yani ilk şıkka bakalım. fx artı gx eşittir. fx artı gm diyor. Arkadaşlar böyle bir şeyin varlığından söz edemem. Şimdi bunların limitlerini mesela şuna bir l sayısı deyin. Tamam mı? L deyin. Bunları ayırın böyle. Limit x m'ye giderken fx tamam mı? fx artı limit x m'ye giderken gx. Bunları böyle ayırabiliriz. Eşittir fx artı gm. Şimdi şunun cevabı l. Bunun cevabı da l. Ama 2l'nin fx artı gm'ye eşit olduğunu bilemem. Yani bilmiyorum onu. Öyle bir bilgiye sahip değilim. Ee, hatta arkadaşlar şunun değerine bile eşit olduğunu yani gm'nin varlığından bile söz edemem. Hocam ama bir dakika tanımlı demiş. Geçen böyle bir soruda yine böyle bir yorum gördüm. Hocam tanımlı diyorsa gm vardır. Bak gm vardır da hani vardır. Ama tanımı limitine eşit midir onu bilemem. Yani GM vardır evet. Ama yani GM değeri vardır. Yani M bir gerçel sayısı. G fonksiyonunun M'de bir değeri vardır ama limit x M'ye giderken gx'in illaki GM olmasına gerek yok. Başka bir yerde tanımlıdır. Limiti 5'tir, tanımı 4'tür gibi. O yüzden birinci öncülle ilgili herhangi bir yorum yapamıyorum. İkinci öncüle geldim. Bunların farkı 0'dır diyor. Arkadaşlar hemen limitin ayrılma özelliğini kullanalım. E, yukarıdaki gibi limit x, m'ye yaklaşırken f, eksi limit x, m'ye yaklaşırken g. Bunun sonucunu soru sıfır vermiş. Gerçekten biz başlangıçta bak bunun limitine l dedik. İkisinin de eşit olduğunu ve limitlerinin l olduğunu söyledik. L'den l'yi çıkarttığınız zaman cevap sıfır olur. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncül de doğru değil. Ama nasıl hocam? E, l, e, bu ayırırsak limit x m'ye giderken fx limit konuşamadım az önce değil mi falan diye kaldım limit x m'ye giderken f, x bölü limit x m'ye giderken gx diye bunları ayırsak hocam e, yukarıdaki limitin sonucu da l aşağıdaki limitin sonucu da l e, ikisi de l o zaman ben direktman bunu doğru diyebilirim şimdi burada şunu kaçırıyorsun evet l bölü l'den bunun cevabı 1 gelir ama bakın bu paydadaki limit var ya g'nin limiti bunun sıfır olma durumu var. Eğer bu sıfır çıkarsa yukarısı da sıfır çıkarsa sıfır bölü sıfır belirsizliğinden illaki bir gelecek diye bir şey yok. Mesela örnek veriyorum limit x 3'e giderken x kare eksi 9 bölü x eksi 3. Bu 0 bölü 0 var. Bunun cevabı 1 mi? Hayır. Lopital yap. 2x bölü 1. X yerine de 3 yaz. Bu limitin sonucu 6. Yani her zaman 0 bölü 0 belirsizliğinde 1 gelmez. Paydanın 0 olduğu durumda da 1 olamayacağı daha doğrusu olacağı daima doğru olmadığı için 3. öncülü deleriz. De Cevabımız yalnız 2'dir. Yani C, B şıkkını işaretleyeceğiz. Birinci sorumuzda. Tamam mı? Böyle limitin yorumuyla alakalı güzel bir soruydu. Bu arada yine benim gözlük camları Mortingen Streise. Şöyle bir temizleyeyim. Gözlük camı pis olduğu zaman arkadaşlar yani gözünüz o pis şeye takılıyor ve başınız ağrıyor yani resmen. Gözlük takanlar beni bilirler. Geldim ikinci soruya. Diyor ki m, n ve k birer gerçel sayı olmak üzere bir f fonksiyonu verdim sana diyor. F fonksiyonu bak 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 diyor ki f fonksiyonunun her noktadaki limiti o noktadaki görüntüsüne eşit olduğuna göre diyor. Bunun olayı fonksiyonun sürekliliğinde yatar. Sadece sürekli fonksiyonlarda görüntü limite eşit olur arkadaşlar tamam mı? Hem de hem de tüm r'de sürekli. Niye? Çünkü her noktada diyor. Tabi parçalı fonksiyonda bizim için her nokta değil ne önemliydi? Parçalı fonksiyonun kritik noktası. Yani burada x eşittir de sürekli olması önemliydi. O zaman x eşittir de sürekli ise 2'nin sağ limitini ve sol limitini bulur. Bunu da f2'ye yani 6k'ya eşitlerim. Şimdi arkadaşlar 2'nin sağı da burası 2'nin solu da burası. Niye hocam? Çünkü 2'den farklı demiş. 2'nin sağı da 2'den farklıdır. 2'nin solu da 2'den farklıdır. Dolayısıyla ikisini de burada yerine yazarsınız. Yerine yazdığınızda da arkadaşlar 4M artı N bölü sıfır görürsünüz. Eyvah nasıl olacak ki tanımsızlık gelir. Eğer 4M artı N sıfır olmazsa tanımsızlık gelir. Çünkü sıfır bölü sıfır belirsizliği gelmezse 2'nin solunda sağında limit yok demektir. E limiti olmayan noktada sürekli olur mu fonksiyon? Yani burada kesinlikle yukarıdaki 4M artı N sıfıra eşit olacak ki sıfır bölü sıfır belirsizliğinden 2'nin sağ ve sol limiti gelebilsin. Tamam mı? Dolayısıyla 4M artı N eşit 0 diyeceğiz. Bu kafadan kesin. Şimdi buradan arkadaşlar 4M eşittir eksi, hatta N eşittir eksi 4M diyelim. Şurayı bir daha yazalım. MX kare eksi 4M bölü X eksi 2. Şimdi M parantezini alalım yukarıyı. M parantezinde burası X kare eksi 4 kalır. Onu da 2 kare farkından X eksi 2 çarpı X artı 2 diye ayırayım. Ayırayım. Bölü paydasında da zaten x eksi 2 var. x eksi 2. Bu x eksi 2'ler sadeleşirse m çarpı x artı 2 geliyormuş o limit. E ben kaç yazıyordum x yerine? 2 yazıyordum. x yerine 2 yazarsam arkadaşlar 4 tane m gelir. 4 tane m x yerine 2 yazınca kaça eşittir? 6k'ya. Niye hocam? Çünkü 4 m artık limitin sonucu. Limitin sonucu görüntünün sonucuna eşit olmalı. Sürekli diyor çünkü dönmüş bak her noktadaki limiti o noktadaki görüntüsüne eşit demiş. Dolayısıyla 2'deki değeri ne fonksiyonun 6k? O zaman 4 m 6k'ya eşit. E 4 m de aynı zamanda neye eşitti arkadaşlar? Burayı eksiyle çarparsam eksiyle çarpınca 4 m eşittir eksi ne yapar? O zaman bu bir de eksi neye eşit. Şimdi buradan oran vererek soruyu çözebilirim. Bu bir orantı. Bunlar 4, 6 ve eksi 12, işte eksi 1, eksi 12 de birleşirler. M'ye götürüp e, şöyle yapın. M'ye 3T deyin. Tamam mı? K'ya 2T deyin. N'ye de eksi 12T deyin. 12T, 12T, 12T. O zaman şu oranı bulabiliriz artık. N yerine eksi 12T yazdım. Bölü. K yerine e, 2T yazdım. M yerine de 3T yazdım. Yukarı taraf eksi 12 t yaptı. Aşağı taraf eksi t yaptı. Eksi eksiyi artı yaptı. T'ler de gitti. Cevabımız 12 oldu. Yani e şıkkını işaretledik. Tamam mıdır? İkinci sorunun cevabı e şıkkı. Güzel parçalının içerisinde bir belirsizliğin olduğu soru karşımıza çıkabilir. 2'yi de böylece halletmiş oldum. Geldim 3. sorumuza. Soru 3 ne diyor bakalım. Her n pozitif tam sayısı için fn x fonksiyonları arasında böyle bir eşitlik varmış. fn artı 3 x artı 2 fn artı 2 x artı 1 eksi fn artı 2 x ilişkisi veriliyor. F5'i vermiş soruyor bize. Soru bize f'in türevinde 6 5'i soruyor. Şimdi arkadaşlar n yerine 3 yazarak başlıyorum. Niye hocam? Neden n yerine 3 yazdınız? Çünkü n yerine eğer 3 yazarsam şuradaki Bak N yerine 3 yazarsam şurada N5'i, şu şura, şey F5'i şurada da F5 elde ederim. Dolayısıyla F5'i kullanırım. Ama N yerine 2 yazsaydım F5 ve F4'leri elde ederdim. Sağ taraflarda 2 tane F5 olması benim daha çok işime geldi. Çünkü zaten N yerine 3 yazarsam hem burayı 6 yapmış, hem de buraları 5 yapmış oluyorum. F6'yı soru zaten bana soruyor, F5'i de soru zaten bana vermiş. Yani en mantıklısı burada N yerine 3 yazmak. Çok mantıklı. Şimdi en yerine 3 yazarsam arkadaşlar. 3 3 daha 6 yani f 6 yaptı burası. En yerine 3 yazınca 5 oldu eşittir. En yerine 3 yazdığım zaman f 5. Tabi burası niye 5 olsun? En yerine 3 yazınca f 5 x artı 2 olur orası. Orada da 3 yazmıyoruz. Biz en yerine sadece 3 yazıyoruz e, ee, x artı al, x'in altıncısı yani x e, şey f6 x artı 2 oldu. En yerine 3 yazınca f5 x artı 1 oldu. x artı 1 eksi en yerine 3 yazınca burası da f5 x oldu. Tamam mı? Şimdi bak f5 x bu olduğuna göre ben f5 x artı 1'i elde etmeye çalışayım. Yani f5 x'de x gördüğüm yere x artı 1 yazayım. Yazarsam şöyle oluyor x artı 1 eksi 4'ten x eksi 3 çarpı x artı 1 eksi 3'ten x eksi 2 x eksi 2 x artı 1 eksi 2'den x eksi 1 tamam mı? Şimdi bak f 6 x artı 2 eşittir. Şimdi f 5 x artı 1'i bir yazıyorum. Onu yazdım bak şuraya. Eksi bir de f 5 x'i yazıyorum. f 5 x de soruda verilmiş zaten. x eksi 4 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2. Çok güzel. Şimdi parantez alabilir miyim? Alabilirim bak. x eksi 2 ile x eksi 3 hem bunda hem bunda ortak görüyor musun? Dolayısıyla ben burayı x eksi 3 çarpı x eksi 2 parantezine alırsam birinci kısımda x eksi 1 kalıyor. İkinci kısımda da eksi içeri dağıttığım zaman eksi x artı 4 kalıyor. Tamam mı? Bu bizim f6 x artı 2'miz. Anlaştık mı? Şimdi Burayı düzenleyelim f6 x artı 2'miz eşittir. x eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı e, Bunlar birbirlerini götürdü. Buradan da ne geldi? 3 geldi. Burası da 3 oldu. E, fonksiyonumuz buymuş. İsterseniz dağıtalım içeriye. Türevini kolay alalım. Ee, i̇çeri de attığım zaman burası şöyle geliyor. X kare eksi 5x artı 6 burası. Bir de bunu 3 ile çarparsam o zaman 3x kare eksi 15x artı 18 gelir. İşte bu türevini almak istediğimiz f6'nın sonucu. Şimdi türev alalım. f6 türev x artı 2 çarpı içinin türevi 1 zaten eşittir. 6x eksi 15'tir türevimiz. Şimdi biz türevinin 5 olmasını istiyoruz. O zaman burayı 5 yapabilmek için x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Yazarsak f'in türe, 6. türevi eşittir. 3'ü yerine yazarsam 18 eksi 15'ten 3'e eşit olmuş oluyor. Doğru cevabımız e Yani güzel bir türev alma kuralı sorusu. Öyle aşırı çerez değil ama çok zor olduğunu da söyleyemeyiz. Ortalama diyebiliriz. Gel bakalım. Soru 4. Haydi bakalım. Türevin geometrik yorumu sorularında böyle bir bende böyle bir güzellik oluyor. Böyle bir bir hoşluk oluyor yani. Şimdi diyor ki F M F M F M M ve N gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde bir parabol veriyor bize. Bu parabol üzerinde bulunan bir noktanın noktasında teğet doğrusu x eksenini 2'ye 0 noktasında kesmektedir. Buna göre m çarpı ne? Şimdi m'nin ne olduğunu bilmiyorum. N'nin de ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden parabolü nasıl çizeceğimi bilmiyorum. Ama nasıl çizeceğim önemli değil. Ben bu sorularda geometrik yorum sorularında o ona teğetmiş o teğet olan gidip öbürünü başka bir noktada kesmiş falan diyor ya. Ben buralarda temsili de olsa mutlaka bir şekil çizmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela bunun m'si ne olduğunu bilmiyorum ben. Hatta m'si eksi olabilir. Şıklarda hep eksi var. Eee ama ama ben bunu kolları yukarı doğru çizeceğim. Çünkü maksat sorunun şeklini bu sorularda doğru çizmek değil. Olayın ne olduğunu anlamaya çalışmak arkadaşlar. O yüzden bile bile belki de yanlış çiziyorum. Ama dediğim gibi hiç önemli değil. Bak şimdi. Bu parabole 1'e 3 noktasındaki teğet doğrusu. Bu teğet doğrusu 1'e 3'te teğetmiş x bu teğet doğrusu bu 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 x eksenini 2'ye 0'da kesiyormuş. Şunun şöyle x ekseni olduğunu düşünün. Bakın bu doğrunun rengini değiştireyim. Bu doğrunun rengini mavi yapayım. Şunu da x ekseni yapayım bak şöyle. Şu da x ekseni olsun. x ekseni bu. x eksenini nerede kesiyormuş? 2'ye 0 noktasında kesiyormuş. Tamam mı? Tamam. Pek. Dediğim gibi hiç önemli değil. İşte o onun öbür tarafta sağında yukarıda mı olmasa hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bunu çizmeniz gerekiyordu. Şimdi bak. Burada şunu yapacağız. Diyeceğiz ki kardeşim bir kere bu doğruya D doğrusu dersem D doğrusunun eğimini hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayabilirim? 2 ee, iki, nokta arası, iki noktası bilinen doğrunun eğiminden hesaplayabilirim. Derim ki 3'ten 0 çıktı. 3 bölü. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. O zaman eksi 3. Yani bizim D doğrumuzun eğimi eksi 3. Peki D doğrumuzun eğimini başka nereden bulabilirim? Türevden bulabilirim. Nasıl bulabilirim türevden? Fonksiyonun o noktadaki türevi teğetinin eğimine eşit. Yani f fonksiyonunun 1'de teğet ya 1'deki türevi eksi 3'e eşittir. Eğime eşittir. Türevini alalım fonksiyonun. f'in türevinde x eşittir. 2 m x artı n. <laughs> Burada x gördüğüm yere 1 yazarsam ne olur? 2 m artı n. 2 m artı n eşittir. Eksi 3 olur. Kaçırdığımız noktalardan, kaçırmamamız gereken noktalardan bir tanesi 1'e 3 noktası parabolün üzerinde bir noktadır. Parabolün üzerinde olduğu için parabolün denklemini sağlar. Yani biri götürüp yerine yazdıysa, yaz, yazarsanız parabolde m artı n çıkar ve bunu 3'e eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonrası tamamen işlem. Taraf tarafa toplarsam 2m 3m artı 2n eşittir 0 yapar 3 eksi 3'ten. Buradan 3m eşittir eksi 2n yapar. Tamam mı? Ee, sonra değer verin. Buna 2k verin. Buna eksi 3K verin. O zaman bakın şuraya. 2K yazdım buraya. Buraya da eksi 3K yazdım. Eksi K eşittir 3 yaptı. K eşittir eksi 3 yaptı. K eksi 3 ise M eksi 6 çıkar. K eksi 3 ise N de 9 çıkar. Çarpımları da eksi 6 çarpı 9'dan 54 olur. Bakın farkındaysanız şekli yanlış çizmişiz zaten. M'miz negatif çıktı. Yani kollar aşağı doğru olmalıydı. Ama şekli yanlış çizmemiz, çizmemiz bu soruyu çözmemizi engellemedi. 3 aşağı 5 yukarı yalan yanlış da olsa bir şekil çizmeniz gerekiyor. Oradaki olayı anlayabilmek için arkadaşlar. Tamam mı? Peki 5 ile devam ediyorum o, o vakit. şimdi soru ne diyor? Aşağıda diyor ikinci dereceden olan fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Gördüğünüz gibi verilmiş. Buna göre aralıkların hangisinde fx çarpı x negatif ve artandır? Ha, negatif ve artandır. pek hmm, pek Şimdi Arkadaşlar Öncelikle şunu konuşalım şunu konuşalım artan ee, diyelim ki burada bize verilen FX fonksiyonu ya Öncelikle eksi sonsuz eksi 1 aralığında acaba fX çarpı x bak FX çarpı x'in ee, bir artanlığını konuşalım böyle bir güzel bir tablo yapalım şöyle FX çarpı x fonksiyonunun bir artanlığını konuşalım bir de ee, negatifliğini konuşalım. Negatif. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi sonsuzla eksi bir aralığında fx çarpı x'in negatif olması bir kere eksi sonsuzla eksi bir aralığında e, x x'lerimiz eksi. O zaman bu x'ler için bir tane eksi koydum. Bak şu x'imiz eksi. Acaba f'imiz ne bu aralıkta? Eksi sonsuz burası ya. Eksi sonsuz eksi bir aralığında fonksiyon x eksenin üstünde. Yani f'lerimiz artı. Eksi çarpı artıdan sonuç eksi. Yani cevabımız 1 olabilir. Çünkü bir, birinci öncüldeki aralıkta fx çarpı x negatif. Ama acaba artan mı? Şimdi bir ilerleyerek devam edelim. İsterseniz şöyle de yapabiliriz direkt. Türevini de alabiliriz ama hani belki eleyeceğimiz türevini almadan yapacağımız şeyler olabilir. O yüzden önce bir negatifliklerini ölçelim diyorum. İkinci öncül eksi 1,2. Eksi 1 virgül 2 aralığı bakın eksi 1 ile 2 aralığında e, gördüğünüz gibi f fonksiyonumuz x ekseninin aşağı kısmında yani negatif değerli. F'imiz negatif değerli. Tamam mı? Çarpı e, bu aralıkta yani eksi 1 ile 2 aralığında da arkadaşlar x'lerimiz bir artı oluyor bir eksi oluyor. Şimdi aralıkta hem bir artı hem eksi olduğu için x'lerimizin aralığını bilemeyiz. Aralığını bilemediğimiz için fx çarpı x'in işaretini söyleyemeyiz. Eksi 1 ile 2 arasında. Zaten şu direkt gitti yani. elendi direkt yani. Üçüncüye bakalım. 2 ile 5 arasında 2 ile 5 arasında fonksiyonumuzun eksi değerli olduğunu ama x değerlerinin artı olduğunu söyleriz. Çarpımları eksidir. Yani fx çarpı x üçüncü verilen şu 2,5 açık aralığında negatiftir. Ama artanlı bakacağız. Şimdi 2 ile sonsuz aralığına bakalım. 2 ile sonsuz aralığında 2 ile sonsuz aralığında bakın f fonksiyonu bir negatif değerler alıyor bir pozitif değerler alıyor. F'in işaretine eksi mi diyeceğim artı mı diyeceğim bilemediğim için 2 ile sonsuz aralığını da eledim. Son olarak 5 ile sonsuza bakalım. 5 ile sonsuz aralığında fonksiyonun gördüğünüz gibi sonsuz artı sonsuz sağ taraf ya 5'in yukarısında fonksiyonun pozitif değerler aldığını biliyorum. Yani fonksiyonun kendisi artı değerler alıyor. Ve bu aralıkta arkadaşlar fonksiyonumuzun x değerleri de pozitif. Yani ikinci de pozitif. Artı çarpı artıdan artı çıkıyor. Yani 5 ile sonsuz aralığında fx çarpı x değeri artı çıkıyor ne pozitif değerle çıkıyor ama soru negatif değerle demiş. O yüzden bu şıkkı da eyledim Soruyu %50'ye düşürdüm. Cevap ya 1 ya da 3. Şimdi 3'ten başlayalım. 2,5 aralığında f fonk, fx çarpı x artan mı? Bak 2,5 için. Hemen bakıyorum. fx çarpı x'i tabii ki artanlığına azalandığına bakmak için türevini alıyorum. Birincinin türevi f türev. ikincinin kendisi x. Birincinin kendisi fx. x'in türevi zaten 1. Bunun işaretine bakacağım arkadaşlar. Şimdi f'in türevi 2,5 aralığında bak 2 bura 5 bura 2,5 aralığında f fonksiyonu yukarı doğru çıkıyor yani türevi artı artan çünkü x'lerimize bakıyoruz bu da artı fx'imize bakıyoruz fx'imiz arkadaşlar 2 ile 5 arasında negatif değerler almış eksi yani bura artı çıkıyor bura eksi çıkıyor yani artı ile eksiyi toplamamız gerekiyor da sonucun ne olduğunu bilemeyiz çünkü ne kadar artı ne kadar eksi yani artı ne kadar artı eksi ne kadar eksi bunu bilemediğimiz için arkadaşlar bu 2,5 aralığında fonksiyonun artanlığı azalanlığı ile ilgili yorum yapamıyoruz dolayısıyla cevabımız yalnız bir aşık oluyor. Peki Birinci öncüldekinde nasıl yapıyoruz? Hemen birinci öncülde türevimizi yazalım. Eksi 1 virgül pardon. Birinci öncülümüzdeki eksi sonsuz virgül eksi 1. Şimdi türev değişmedi zaten. Yine artanlığını azalanlığını aradığımız fonksiyon fx çarpı x olduğu için onun türevi zaten bu. Onun türevinde bir değişiklik yok. Şimdi eksi sonsuz eksi 1 aralığında fonksiyonumuz azalıyor değil mi? Aşağı doğru iniyor. Demek ki türevimiz eksi. Fonksiyonda x'lerimiz eksi sonsuzda eksi 1 aralığındaki x'lerimiz yine eksi. Fonksiyonun kendisi de x ekseninin üst kısmında kaldığı için art. Eksi ile çarpımı artı. Artı ile artıyı toplarsanız da artı. Gördüğünüz gibi türevini aldık pozitif çıktı. Demek ki artan. Hem artan hem negatif. O yüzden yalnız bir bunu sağlayan tek seçenek, tek öncül olacaktır canlar. Peki 6 ile devam ediyorum. Bak şimdi yine güzel bir soru. Soru diyor ki gerçel sayılarda tanımlı birebir ve sürekli bir fonksiyondur. Buna göre A tam sayısını alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bunu sanırım ikinci deneme mi, üçüncü deneme tam hatırlamıyorum. Orada konuşmuştuk. Arkadaşlar gerçek sayılarda tanımlı birebir ve sürekli oluyorsa. Ha orada artan diye konuşmuştuk. Burada süreklilik var. Hiç fark etmez. Bir fonksiyon gerçek sayılarda hem tanımlıysa hem birebirse. Bakın birebir olması arkadaşlar... E, tanım kümesindeki her elemanın farklı bir elemana gitmesi anlamına gelir. Ve bir de sürekli ise bu fonksiyonun daima artan olması gerekir bu şekilde ya da fonksiyonun daima azalan olması gerekir. Şu şekilde. Niye? Şimdi bunun niyesi yok. Yani böyle cevap vermek istemezdim ama şöyle sormam lazım bana niye diyen bir öğrenciye. Aksine bir örnek ver. Yani bana tanımlı birebir ve sürekli bir fonksiyon çiz ve bunu artan ya da azalan çizme. Yani hem artan hem azalan çiz. Bazı yerlerde artan bazı bir kere daima artan fonksiyon azalanla geçtiği anda birebirlik bozulur. Yani burası tam türevinin sıfır eşit olduğu yer olsun. Azalandan geçtiği anda bu iki değer tanım kümesinden gelen şu iki değer değer kümesinde tek bir değerle eşleşir ve birebirlik otomatik bozulur. Bir fonksiyonun birebir olması için daima artması daima azalması lazım zaten. Ha, bazı yerlerde kopma yaşanabilir. Gelir, burada kopar, böyle devam eder. Bu da daima azalan bir fonksiyondur tanım gereği. Ama burada da süreklilik bozulur. Kopma noktasında süreklilik yoktu. Sürekli ve birebir dediği için o zaman mutlaka daima artan ya da daima azalan olması lazım. Hatırlayın şimdi bize soruda verilen bir polinom fonksiyon. Polinom fonksiyonların daima artan 3. dereceden polinom fonksiyonların daima artan ya da daima azalan olmaları için türevlerinin deltası yani şöyle diyeyim bakın delta f türev sıfırdan küçük eşit olmalıydı. Çünkü hatırlayın daima artansa türevinin işaret değiştirmemesi lazım. Yani türevinin kökünün ya olmaması lazım ya da teğet olması lazım x eksenine çünkü türevinin işaret değiştirmemesi. Yani x ekseninin altına düşmemesi lazım. Ya da x ekseninin altındaysa üstüne çıkmaması lazım. Türevini aldığımız zaman baş kat sayısı pozitif olduğu için bunun türevi kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Kolları yukarı doğru olan bir parabolün de x ekseninin altına hiç düşmemesi için ya değmesi ya da üstünde kalması lazım. Yani delta sıfırdan küçük eşit olmalı. Hemen deltamıza bakalım ama neyin deltasına bakacağız? Türevin deltasına. O zaman önce fonksiyonun bir türevini almamız lazım. Alıyorum türevini. 3 başa geçti. 9x kare eksi 10x artı ax'in türevi a. Eksi, ee, a değil mi? ax. Evet ax eksi a artı 5 evet ah bu türevi bu b kare 100 eksi 4 çarpı a'sı dok şey a'sı 9 c'si a bunun arkadaşlar küçük eşit 0 olması lazım buradan 36 a büyük eşit 100 olur buradan da a büyük eşittir 100 bölü 36 yani 25 bölü 9 olur 25 bölü 9 da bakın 27 bölü 9 olsa 3 bu demek ki 3 değil de 2 küsür bir sayı. 2 küsürden büyük alabileceği en küçük tam sayı değeri 3'tür. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak bulunacak. 6. sorumuz. Evet ne diyor bakalım 7. soru. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 kare artı x2 kare toplamı a'nın hangi değeri için en küçük değerini alır? Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden denklemin köklerinin kareleri toplamını vermiş. Biz bunu nereden elde ediyorduk? Hemen hatırlayın. Kökler toplamının karesinden. Bakın bunun karesini açalım gelin. Birincinin karesi x1 kare, çarpımlarının iki katı 2x1x2, ikincinin karesi x2 kare. Şimdi biz şu altını çizdiğim iki tane arkadaşımızın toplamını arıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bu arkadaşı karşı tarafa atıyorduk. <laughs> x1 kare artı x2 kare eşittir. Solda ne var? Kökler toplamının karesi yani x1 artı x2'nin karesinden. 2 tane x1 çarpı x2'yi çıkaracağım. Ve bu ifade işte benim aradığım en küçük olmasını istediğim ifade olacak. Şimdi kökler toplamının neydi ikinci dereceden denklemde formülü? Eksi b bölü a'ydı. Yani buraya eksi b bölü a yazacağım. Şimdi eksi b bölü a yani şuraya yazayım isterseniz bakın kökler toplamı x1 artı x2. Eksi b dediğim şey eksi a artı 1 bölü a dediğim şey de zaten x karenin katsayısı 1. 1 yazdım yani bir şey yazmıyorum. O zaman orası eksi a artı 1'in karesi. Yani a eksi 1'in karesi. Aynı şey. Yani burası aslında şöyle kalsın isterseniz. a eksi 1'in karesi. Hocam eksi a artı 1'in karesi yazmayacak mıydınız? Eksi a artı 1'in karesi ile a eksi 1'in karesi aynı şey arkadaşlar. Şimdi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı. Kökler çarpımı da c bölü a. Bak x1 çarpı x2 de yazayım sana. C dediğimiz sabit yani 3a artı 2. A dediğimiz zaten 1. Yani buraya da 2 çarpı 3a artı 2 yazdım. İşte maksimum olmasını istediğim ifade bu. O zaman ne yapacağım bunun? Türevini alıp sıfıra işleyeceğim. Şimdi bu 2'yi başa geçirdim. 2 çarpı a eksi 1 üstünü bir tane azalttım. Eksi. Bak buraya içeri dağıttığın zaman eksi 6a yapar. Eksi 6a'nın türevi eksi 6. Eksi 4'ün türevi. Bunu içeri dağıttığın zaman eksi 4 geliyor ve Onun türevi zaten 0. Sıfır. Eşitledim 0'a. Attım karşı tarafa. 2 tane a eksi 1 eşittir 6 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman a eksi 1 eşittir 3 yaptı. Eksi 1'i de karşı tarafa atınca a'nın 4 değeri için bu arkadaşımız en küçük değerini alıyormuş. Cevabımız b şıkkı olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Peki bunu da hallettik şimdi. Geldim 8. soruya. Bak şimdi burada, burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tx bir polinom fonksiyon olmak üzere integral px dx eksi px eşittir böyle bir şey veriliyor. İşte hemen bir polinom fonksiyonu hatırlayın. Şimdi bir polinom fonksiyonda polinom fonksiyonda bir polinom fonksiyonun integralini aldığımız zaman ne olur? Mesela x kare şeklindeki bir polinomun integralini aldığınız zaman üstü bir arttığınız arttırdığınız için x küplü bir şey elde edersiniz polinom. Yani integral almak polinomun derecesini bir arttırır. O zaman düşünün Mesela px polinomun derecesinin n olduğunu yani x üzeri n'li bir şey olduğunu düşünün. İntegralini aldığınız zaman şu kısım x üzeri n artı 1'li bir şey olacak. E, eksi x üzeri n'li bir şey olacak ve bu x kareli bir şeye eşit. Eksi 3x artı 4 diyor. Hatta başında da 2 var. O zaman arkadaşlar mecburen buradaki 2 buradaki n artı 1 olmalı değil mi? Yani şöyle düşünün. x üzeri n artı 1'den x üzeri n'i çıkartırsan sol tarafın en büyük derecesi n artı 1 olur. Sağ tarafın en büyük derecesi de 2 Demek ki n artı 1 eşittir 2'den n eşittir 1'miş. Yani bizim polinomumuz birinci dereceden bir Gerçekten birinci dereceden bir polinomun integralini alırsanız ikinci dereceden olur. İkinci dereceden bir şeyden birinci dereceden bir şey çıkartırsanız da ikinci dereceden bir şey elde edersiniz. Çok güzel. Demek ki Px polinomu nasıl bir polinomuş arkadaşlar? Birinci dereceden bir polinommuş. Bak şimdi. Hiç integral almayacağım. Bunu da türevle çözeceğim. Bak şimdi. Sildim buraları. Şimdi Px polinomu nasıl bir polinommuş? Px polinomu birinci dereceden. Yani mesela Ax artı B şeklinde bir polinommuş. Şimdi bak sağda ve solda iki tane polinomun eşitliği var. Hem sol tarafın hem de sağ tarafın türevini alalım. Gelin. Şimdi integralin türevini alırsanız belirsiz integralin integral Px dx'in Türevini alırsanız türevle integral direkt birbirini götürür. Orası sadece px kalır. Px. Eksi t türev x. P türev x şu tarafa aldım. Eşittir sağ tarafın türevi. Sağ tarafın türevi de 4x eksi 3 geldi. Dikkat edin arkadaşlar. Px dediğimiz şey nedir? Polinomun kendisi. Yani ax artı b. P'nin türevi dediğimiz şey ne? ax artı b'nin türevi ne? a. O zaman buraya da eksi a yazdım. Bu neye eşitmiş? 4x eksi 3. Bak şimdi polinom eşitliği. Bu sol tarafın x'li teriminin katsayısı a. Sağ tarafın 4. Demek ki a eşittir 4. E, o zaman şu kısım ne olur? b eksi 4 eşittir. Buranın sabit terimine eksi 3'e. Buradan da b eşittir 1 yapar. Demek ki bizim px polinomumuz neye eşitmiş arkadaşlar? a yerine 4 yazdım 4x. b yerine 1 yazdım 4x artı 1'miş. Bize sorulan p2 bitti artık soru. p2 eşittir 9 çıkar. Cevabımız d şıkkı. Gayet kolay gayet kolay olayı çözdüğünüz anda kendiliğinden akan bir soru arkadaşlar. 8. çok zor değil. 9'a geldik. Şimdi diyor ki aşağıda y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre integral'in değeri kaçtır diyor. Şimdi yavrularım bakın. Bizim e, integral'imiz bak integral integral 1'den 5'e kadar diyor. Niye bu, bu böyle oldu? Şimdi ne diyor? Bak şimdi fx bölü mutlak değer fx. Şimdi mutlak değer fx zaten iki ihtimali var. Mutlak değer fx ya kendi gibi çıkar ya da önüne x alır. E bir de sıfır da olabilir mutlak değerin içi ama sıfır olursa burada sıfır bölü sıfır gelir. Bir limit değil. Belirsizliği şu anda e, f ile giderebilir miyiz onu bilmiyoruz. Gerçi f'in denklemini vermiş bize ama yine mutlak değerini aldığın zaman sıfıra eşit olduğu yerde sıfır bölü sıfır gelir yani ona yapacak bir şey yok. Dolayısıyla biz burada f fonksiyonunun sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olduğu aralıklara dikkat etmemiz lazım. Ve bu aralıkları integralin sınır değerlerinin içerisine almamız lazım. Şimdi integralin sınır değerleri 1 ile 5 arasında. Tamam mı? Şöyle. Şimdi bu 1 ile 5 arasında fonksiyonun nasıl hareket ettiğine, nasıl davrandığına bakalım. Bak 1 zaten şurası. Bak 1 burası. Tamam mı? 1 bir burası. 1'deki değeri çok önemli değil. Nedir 1'deki? Ve 3'tür. Çok mühim değil. Bak şimdi. Şimdi 1 ile 4 arasında fonksiyon x ekseninin üstünde. Yani pozitif. Yani 1 küçük x küçük 4 aralığında ben kesinlikle fx fonksiyonunun sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı? E, şimdi 4 ile 5 aralığına baktığım zaman da 5 buralarda bir yerde şöyle. 4 ile 5 aralığında da fonksiyonumuz x ekseninin altında olduğu için fx'imiz burada da negatif. fx küçük 0. İşte buna göre hareket edeceğim. Tamam mı? Şimdi bak integrali demek ki 1'den 5'e kadar olan sınırları 1'den 4'e artı 4'ten 5'e diye parçalayacağım. Bak şimdi integral 1'den 4'e. Şimdi bak 2x tamam mı? fx bölü şimdi 1 ile 4 arasında fx sıfırdan büyük değil mi? O zaman bu mutlak değer kendi gibi çıkmaz mı? O zaman şu kısım ne olur arkadaşlar? fx bölü aşağıdaki de kendi gibi çıkacağı için fx fx bölü fx'ten 1. Yani ne olur orası 2x artı 1 dx. Bak bunu bulacakmışım 1 ile 4 arasında. Artı integral 4'ten 5'e. bu aralıkta yine 2x'imiz var ona dokunmuyorum. Bu sefer şu aralığa şuna baktığınız zaman fx bölü mutlak değer fx'e. Şimdi 4 ile 5 arasında f fonksiyonu negatif değerler alıyor. Dolayısıyla yukarı payda pay pi kısmı tamam ama payda önüne eksi alarak yani eksi fx diye çıkacak. Bunlar sadeleşince burada da eksi 1 olacak. Yani dx. İşte bu iki integrali toplayıp işlem yaptığımız zaman çözmüş oluyor. Yine 2x'in integrali x kare, 1'in integrali x, sınırlarımız 1'den 4'e. Artı 2x'in integrali x kare, 1'in integrali x, eksi x, sınırlarımız 4'ten 5'e. Bak şimdi. 4'ü yerine yaz 16 artı 4'ten 20 eksi. 1'i yerine yaz 2. 20 eksi 2 oradan geldi. Artı. 5'i yerine yaz 25 eksi 5'ten 20. 4'ü yerine yaz 16 eksi 4'ten 12. 20 eksi 12. İlk kısımdan 18. ikinci kısımdan 8 geliyor. Topladığımız zaman da 26 bulunuyor. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Tamam mı? İntegralin çıktığı yere dikkat etmek gerekiyor. 10. soruyla devam ediyorum. 10. soruyla devam ediyorum. 10. soruyla. Dik koordinat düzleminde FG bazen arkadaşlar heyecanlanıyorum. Özellikle limit türevi integral anlatırken kendimi bir e, kendimi bir fin hamamında gibi hissediyorum. Gerçekten yani böyle rahatlıyorum. Terapi oluyorum kendi kendime motive oluyorum. Hoşuma gidiyor yani. Zaten başlı başına sizlere bir şey anlatabilmek. Sizlere böyle bir şeyleri aktarabilmek, sizlerin bunu anlayabildiğinizi görebilmek falan Başlı başına zaten çok motive edici bir şey. O yüzden bazen böyle çıldırıyorum. Kusura bakmayın. ya. Yani. Şimdi dik koordinat düzeninde F, G ve H parabollerine ait grafikler verilmiş diyor. Bunu, e, nasıl, eşiz, nasıl nasıl eşitlikler sağlanıyor? İşte 0'dan 2'ye Gx, Dx. 0'dan 2'ye Fx, Dx. 0'dan 2'ye Hx, Dx eşitlikleri sağlanıyor diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar parabolün kolları X, X, Bakın 0 ile 2 arası diyor ya. Hemen iki noktasını bir bulalım mesela şurada olsun ki iki noktası hani hem kırmızıda hem mavide hem de yeşilde gösterebileyim. Bakın şöyle 2'den şöyle bir tane çizgi atıyorum arkadaşlar. Şu iki noktasını. Şimdi sıfırdan 2'ye gx dx demek mesela atıyorum öyle değil ama göstermek için söylüyorum. Mesela kırmızı olan g olsun tamam mı? Sıfırdan 2'ye gx dx demek şura demek. Bak sıfırdan 2'ye gx dx demek şu kırmızıyla boyadığım yer demek. Bu kırmızıyla boyadığım yer. Sıfırdan ikiye fx dx demek şu kırmızıyla boyadığım yer demek. Mavinin altı. Onu f bak şöyle yapalım. Buna f diyelim. Buna da h diyelim. Attım şu anda. Tam. Şu an attım. Bak şimdi. Sıfırdan ikiye fx dx demek madem maviye f dedik. Demek ki mavi sıfırdan 2'ye mavinin altında kalan alan. Yani burası. Sıfırdan ikiye h demek de şurası demek. Bak gittikçe alan küçüldü. Demek ki arkadaşlar en az yer kaplayana en küçük fonksiyonu vermeliyim. En küçük integral nerede? En küçük alan. Burada haşta. Demek ki onu doğru yapmışım. Bunun haş olması lazım. Çünkü en küçük alanı o kaplıyor. Yani 0 ile 2 arasında en küçük integrale o sahip olmalı. Sonra neye geliyor? Ortanca. Ortanca olan f. Onu da doğru yapmışım. Kafadan attım ama doğru olmuş. g f h şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi. şimdi buraya kadar her şey tamam. Arkadaşlar. Orijinde tepe noktasına sahip olan parabollerin y eşittir ax kare formatında olduğunu hatırlıyorsunuz. Ve kolları ne kadar açarsak o şeyin önündeki e, x karenin önündeki katsayı da o kadar azalıyordu. Onun sebebini hatırlayın hemen ben size bunu 90 günde ayeti anlatmıştım. Bakın şimdi mesela y eşittir x kare parabolünü çiziyorum. Bu y eşittir x kare olsun. Şimdi 1 yazınca sonuç kaç çıkıyor? 1. Ama y eşittir 2x kareyi düşünün. 2x karede 1 yazınca kaç çıkıyor? 2. 1 yazınca 2 çıkıyor şöyle. Buradan geçmesi lazım. Yani gördüğünüz gibi bakın kol ne oldu? Daraldı. Yani kol daraldıkça katsayı büyüyor ya da kol genişledikçe katsayı küçülüyor olarak da düşünebilirsiniz. Bu da y eşittir 2x kare. O zaman bakın değer vererek gidelim. Yani çok ne verdiğiniz önemli değil. Çünkü direkt bizden değerler sormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Diyelim ki şu kalsın. Bak şimdi en içeridekinin katsayısı en büyük olacak. En dışarıdakinin en küçük. Yani hx'e eğer biz x kare alırsak bunu 2x kare bunu 3x kare almalıyız. Bu değerleri tamamen salladım bu arada. Hani çıksın diye soru. Tamam mı? Bak şimdi. G, F ve H. Soruda bunların türevleri sorulmuş hep. O zaman türevlerini alalım. G'nin türevi 6x, F'in türevi 4x, H'in türevi de 2x. Değil mi? Peki. Şimdi bak. H'in türevinde eksi 2 yaz. Eksi 4. F'in türevinde eksi 2 yaz. Eksi 8. G'nin türevinde eksi 2 yaz. Eksi 12. Sıralama nasıl? Aha böyle. Yani H, F, G. En büyük H sonra F sonra G. Bu doğru. Şimdi 4 yazalım türevlerinde. 2x'de 4 yazınca 8. 4x'de 4 yazınca 16. 6x'de 4 yazınca 24. Bu sefer de böyle sıralama oldu. Yani G, F, H. GFH bu da doğru. Sıfırdaki türevlere eşittir diyor. Evet çünkü bunlar orijinde teğet oldukları için arkadaşlar. Yani orijinde x eksenine teğet olduklarından dolayı x eşittir sıfırda çizdiğimiz bütün teğetler ne olacaktır? x eksenine paralel olacaktır. Dolayısıyla da eğimi sıfır olacaktır. Eğim sıfır ne demek? Türev sıfır demek. Ya da isterseniz 6x, 4x ve 2x'in her birinde sıfır yazdığınızda sıfır çıktığını görebilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla bu da doğru olacak. Ve hangileri doğrudur diyor? Hepsi. Bakın burada değer vermeden şöyle de çözülebilirdi soru. Şimdi eksi 2 nerede abi? Eksi 2 şurada bir yerde tamam mı? Şimdi eksi 2'deki türev demek eksi 2'den çizilen teğetin eğimi demek. Tamam Hatta önce 2'yi anlatayım. Şimdi 2'de çizilen e, 2'deki hatta 4 diyor 2 demiyor 4 diyor. Şimdi 4'teki türev demek 4'ten çizilen teğetin eğimi demek. Şu 2'yi 4 yapalım. Hani hepsinde olduğu noktayı görün diye. Çünkü bu tarafa yaparsam 1'de kesemeyeceğim. 4'ü bu taraf yapayım. Tamam mı? Şimdi bak 4'ten teğet çiziyorum. Önce bir tane haşa çizdim. Şöyle 4'ten haşa bir teğet çizdim. Sonra bunu F'e çizdim. Sonra bunu G'ye çizdim. Hangisi en çok eğimli arkadaşlar? Yani en dik olan hangisi eğim ne demek? En biliyorsunuz ki birinci bölgede tanjant büyüdükçe açı büyüdükçe tanjant da büyüyor. Yani eğim de büyüyor. Tanjant alfa eğim demekti. De. Yani ilk çizdiğim eğim en küçük eğim. Son çizdiğim eğim de en büyük eğim. Yani dörtteki eğimler GFH diye gidiyor. O zaman dörtteki türevler de GFH diye gidiyor. Anlatabildim mi? Tamam mı? Şimdi tam tersine dönelim. Eksi 2 noktasını mesela şurası alalım. Tamam burası eksi 2 olsun. Şimdi eksi 2'den fonksiyonlara teğetler çiziyorum. Buna çizdim. Eksi 2'den şöyle yapayım. Eksi 2'den bir buna teğet çizdim. Eksi 2'den buna teğet çizdim. Eksi 2'den buna teğet çizdim. Şimdi burada da arkadaşlar en aslında eğimli olan G'ye çizdiğim gibi duruyor. Ama eğrimin sola yatık olduğu için eğimler eksi. Dolayısıyla eğimlerin miktarı ters dönecek. Mesela örnek veriyorum. Eğimler eksi ya. Bu eksi 1, bu eksi 1 bölü 2, bu eksi 1 bölü 4 şeklinde ilerleyecek. Yani aslında pozitifmiş gibi düşünüp ters çevireceğiz. Dolayısıyla burada en eğimli gözüken aslında en az eğime sahip olacak. Çünkü normalde en eğimli ama önüne eksi geldiği zaman en büyük olan bir anda en küçük olmuş oluyor. Dolayısıyla burada eksi 2 noktasında türevi en büyük olan yeşil olan. Yani h sonra f sonra g. Böyle de düşünebilirsiniz eğim çizerek ya da böyle değer vererek de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. 10. sorumuz da böyleydi. Şimdi 11 ile devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde y eşittir kök x fonksiyonu ve x eşittir a doğrusunun grafiği verilmiştir. Turuncu boyalı bölgenin alanı t ve yeşil boyalı bölgenin alanı y'dir ve y t'ye eşittir. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar e, turuncu bölgeye t diyelim yeşil bölgeye de yine t diyelim. Çünkü t y'ye eşitmişler. Şuradaki alana da s diyelim tamam mı? t s. Ee, şimdi şöyle yapalım. T artı S. T artı S'yi görünce ne? Hangi alanı görüyorsun? Bazılarınız burayı görüyorlar. Bazılarınız burayı görüyorlar. İkisi de doğru. İkisini de kullanacağız. Burayı görenler için ibretler vardır. Gören gözler için. Burayı gören arkadaşlar için buranın alanı yani T artı S nasıl bulunur? 0 ile 16 arasında yani integral 0'dan 16'ya kök x dx de bulunur. Kök x, d x. Şimdi öbür taraftan görenler beri gelsin. Hocam ben bu sizin bu dediğinizi görmedim. Ben direkt şu dikdörtgenin alanı t artı s deyince ben şu dikdörtgenin alanına baktım. Tamam bana bu dikdörtgenin alanını söyle. 16'yı yerine yazınca kök 16'dan bura 4 yapıyor. 16 bura a olduğuna göre burada 16 eksi a yapıyor. Yani alanımız 4 çarpı 16 eksi a. Arkadaşlar bunlar birbirlerine eşit değil mi? T artı s. Yukarıdaki integral'i al. aşağıdakine eşitle yapıştır. Hemen yukarıdaki integral'i alıyorum. x üzeri 3 bölü 2 çünkü kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. İntegralene önce x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Sınırlarımızda 16'dan 0'a. Arkadaşlar 0 yazmanın bir anlamı yok zaten. Sadece 16 yazacağız. 0 yazınca 0 çıkıyor. 16 yazarsam takla atınca 2 bölü 3 oluyor ya. 2 bölü 3 çarpı 16. 16'yı da şöyle 4'ün karesi diye düşünün. Üzeri 3 bölü 2. Şimdi üstün üstü çarpılınca bu 2 ile bu 2 gidecek. 4 üzeri 3 olacak. Yani 2 bölü 3 çarpı 4 üzeri 3. Yani 64 64'te bu sadeleşmiyor. Ne oluyor? 128 bölü 3 oluyor. Tamam mı? Bak şimdi. 128 bölü 3 eşit oluyormuş. 4 çarpı 16 eksi A'ya. 4'te bu 128 sadeleşir. Burada 32 kalır. E, A'yı bu tarafa, bunu bu tarafa attığım zaman da A eşittir. 16 eksi 32 bölü 3 olur. 3 kere 16, 48. 32 çıkarttığım zaman 16 bölü 3 olacak. Doğru cevabımız B. A'mız 16 bölü 3. Peki devam ediyorum 12. soruyla. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezi birim çember verilmiştir. O A'nın eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. O A'nın eşiti. O A. Şunun eşitini soruyor. Yani trigonometrik cinsten soru. Peki tamam. Şimdi arkadaşlar bakın biraz bir tık geometri yapalım. Mı? BC bir birimmiş. BC bir birim. Peki. Şimdi bak burası 90 derece. Ben O ile B'yi birleştirdiğim zaman O B'ye de birbirim diyebilir miyim? Yarı çap olduğu için, Çim çember ya burada bir. Aha muhteşem üçlü var bak. 90'dan gelen iki tane eşitlik oluşturduysa üçüncüyü de sen koyuyorsun. Hemen burada eşit bak. Muhteşem üçlü var burada. Orası da birbirim. E sonra ne yapacağız? O A uzunluğunu soruyor. Kosinüse gidelim. Hocam niye kosinüs? Çünkü x açısının hipotenüsü biliniyor. Komşusu soruluyor. Eğer siz kosinüs 2 xi yazarsanız kosinüs 2x eşittir. Komşusu 2. Ee, pardon komşusu 2 değil komşusu AO hipotenüsü 2 işlerde kosinüs nereden geldi ya pardon arkadaşlar ya kosinüs x orası kosinüs x'in x açısının komşusunda OA var hipotenüsünde AC e, AC var yani 2 birim var İş İşler dışlar yaparsak AO aradığımız OA AO fark etmez 2 tane kosinüs x olacak yani A şıkkını işaretleyeceğiz. Muhteşem i̇şte görürseniz gayet kolay bir soru. 13 güzel bir sıralama sorusu trigonometride. Dar açılı bir dar açılı. Dar açılı bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri derece türünden x, y ve z olmak üzere x küçük, z küçük, y olduğu biliniyor. Buna göre sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Biz üçgenimizin iç açılarının x, y, z olduğunu biliyorsak x artı y artı z'nin 180 olduğunu söyleyebiliriz. Bak kosinüs x artı z var. Hemen x artı z'yi yalnız bırakayım. Y'yi karşı tarafa atayım. 180 eksi y olacak. Bak buraya 180 eksi y yazarsan 180 eksi y kaçıncı bölge? Y bir dar açı. 180'den dar açı çıkartırsan ikinci bölgeye düşmez misin? Peki ikinci bölgede kosinüs y işaretinde eksi. 180'den dolayı isim değiştirmez. Burası eksi kosinüs y arkadaşlar. Benzer şekilde buraya 180 eksi z yazarsak yine kosinüs olduğu için burası da eksi kosinüs z. Benzer şekilde buraya 180 eksi x yazarsak ikinci bölgede kosinüs yine eksi olduğu için 180 ile yazıldığından dolayı burası da eksi kosinüs x yapıyor. Şimdi arkadaşlar soru diyor ki x z'den z'de y'den büyükmüş. Yani burada açılarda y en büyükmüş en küçük de x'miş. Bunların eksi kosinüslerinin sıralanışı nasıl olur diye düşüneceğiz. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Derseniz değer verebilirsiniz. Dar açı değerleri verin arkadaşlar. Ama bilinen açılar verin. Buraya 30 verin. Buraya 45 verin. Pardon. Buraya 30 verin. Şuraya 30 verin. Şuraya 45 verin. Şuraya da 60 verin. O zaman birincisi ne olur? Kosinüs y. Yani kosinüs 60 kaç? Kosinüs 60 1 bölü 2. Ama önünde eksi var. Eksi 1 bölü 2 bu geldi. Güzel. Şimdi z'ye açı verin. Z'ye vereyim açı. Z 45. Kos 45 kök 2 bölü 2 ama eksi kök 2 bölü 2. E, kosinüs x. X'e de 30 verdim. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Bu da eksi kök 3 bölü 2. Şimdi bunlardan hangisi en büyük arkadaşlar? Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Normalde eksileri düşünmeseydiniz kök 3 bölü 2 en büyüktü. Sonra kök 2 bölü 2 sonra da 1 bölü 2 geliyordu. Kök 1 bölü 2 olarak düşünün. Ama eksiler olduğu için en küçük olan A bir anda en büyük oldu. Sonra B geldi. Sonra da C geldi. Yani sıralamamız A, B, C şeklinde bulunmuş oldu. Yani C şıkkını işaretledik. Burada şöyle de yapabilirdik tabii ki. Bakın ee, bir birim çember çiziyorum. Yani değer hocam ben değer vermeden yapayım diyorsan o zaman birim çemberdeki trigonometri şey e, kosinüs mantığını kullanacaksın. Şimdi bak eksileri düşünme. Y, X, Z. Y, x, z. Şimdi Y en büyük açı, Y'yi burası al. Z o, e, ortanca, X de en küçük. Tamam mı? Yani burayı Y derece aldın, burayı Z derece aldın, buraya da X derece aldın. Şimdi birim çemberde biliyorsun ki bir noktanın apsisi, birinci bölgede bir noktanın apsisi, e, o açının kosinüs değeridir. Yani şunu indir, şunu indir ve şunu indir. Şöyle indir bunu. Hangi uzunluk en büyük? Bak şimdi, y açısının kosinüsü burası. Normalde kosinüs y gördüğünüz gibi en küçük. Sonra z açısının kosinüsü, z açısının kosinüsü o burası. Yani o kosinüs z ortanca. X'in kosinüsü de en uzunu. Yani kosinüs x. Normalde sıralama bu. bize bunların eksilleri sorulmuş. O zaman eksi kosinüs y küçüktür değil büyüktür oldu artık. Eksi kosinüs z büyüktür eksi kosinüs x oldu. Eksi kos y dediğimiz a zaten. Eksi kos z dediğimiz b. Eksi kos x dediğimiz c. O zaman a b c sıralamasını oluşturduk. Yani böyle de yapabilirsiniz. Değer vermeden de soru çıkar tabii ki. Ama birim çemberi o zaman çizip e, kosinüs ve sinüsü dik üçgen içerisinde birim çemberde görmeniz gerekiyor. Şimdi geldim kaçıncı soruyu 14'e. Arkadaşlar ÖSYM e teoremle ilgili böyle sorulara yer veriyor. Yasemin bir kolu 8 birim diğer kolu 5 birim uzunlukta olan pergelini 60 derece açarak aşağıdaki gibi bir ucunu cetveldeki 3 noktasının üzerine koyduğunda diğer ucunun A noktasının üzerine geldiğini görmüştür. Buna göre A değeri kaçtır diyor. Şimdi biz eğer şu uzunluğu bulursak 3 ile A arasındaki mesafeyi bulursak bitti soru. Çünkü atıyorum bu mesafeyi 10 bulduk. O zaman 3'ün üstüne 10 a ekle A 13 olacak. Bu mesafeyi bulmak için de kosinüs teoremini yapmak yeterli. Ya da geometriden faydalanacak. İsterseniz önce kosinüs teoremi yapalım. Çünkü önce geometriden yapınca izlemiyorsunuz diğerini. Şuraya x diyelim aradaki mesafeyi. x kare eşittir. 5'in karesi 25 artı. 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs 60 o da 1 bölü 2 zaten. Şimdi 25'e 64 eklediğim zaman ne yapar? 89. Bunlar gitti eksi 40. 89 eksi 40 eşittir x kare. Yani x kare eşittir kaç yapıyor? 49. O zaman x eşittir 7 yapar. x 7 ise arkadaşlar 3'ün üstüne 7 birim giderseniz anında 10 olduğunu görmüş olursunuz. Cevap D olur. Geometriden de şöyle yapılır. Şuraya bir tane dik Buraya. 90, 60, 30 deriz. E, 90 karşı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. O zaman buraya 1 kalır. 60'ın karşısı da 4 köküçtür. Sonra şuradaki üçgende Pisagor yaparız. X kare eşittir. 1 artı 4 köküçü ne yapıyor? E, 48 yapıyor. Yani 49 yapar. X kare 49 ise X buradan 7 olarak bulunacak. 14. sorumuzda. 15 ile bitiriyorum. Aşağıda ayrıtları 20 birim ve 15 birim olan iki özdeş kartonun tam ortasından katlanmasıyla oluşan iki görsel verilmiştir. Beta eksi alfa farkı kaç derecedir diyor. direkt bize açı sor. Şimdi ayrıtları 15 ve 20 diyor. 15'ler verilmiş zaten. Demek ki şu ayrıtımız şuranın tamamı 20 ve ortadan katlandığı için aslında böyle 10'a 10 diye katlanmış. Açınca şu uzunluğun tamamen bir ayrıt olduğunu görün. Bu da aynı şekilde 10'a 10 çünkü özdeşler. Şimdi ne yapalım? Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Beta eksi alfa farkı kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapabiliriz. Önce şurada kosinüs teoremi kullanalım. Diyelim ki 2 kök onun karesi yani 40 eşittir. Onun karesi 100 artı onun karesi 100 eksi 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı aralarındaki açının kosinüsü yani kosinüs alfa. Buradan burası 200 yapar. Burası da eee Burası 200 ya karşı tarafa attığımız zaman 40 eksi 200'den eksi 160 yapar eşittir eksi 200 çarpı kosinüs alfa yapar. Her iki tarafı eksi 200'e bölersek kosinüs alfa eksi 160 bölü eksi 200 yani eksi 16 bölü artı 16 bölü artı 20 yapar. artı 20. Yani 4'e bölersem 4 bölü 5 yapar. kosinüs alfamız 4 bölü 5'miş. Benzer şeyi beta için yapalım. 8 kök 5'in karesi 64 çarpı 5. Yani ne yapıyor arkadaşlar? 320 mi yapıyor? Eşittir. 10'un karesi 100 artı 10'un karesi 100 eksi 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı aralarındaki açının kosinüsü kosinüs beta. Şimdi şurası 200 ya at karşı tarafa 120 yapsın. 120 eşittir eksi 200 tane kosinüs beta yapar. Buradan her iki tarafı 120'ye böyle 200'e bölersem eksi kosinüs beta eksi 120 bölü 200 yapar. Yani eksi 12 bölü 20. 4'e bölersem eksi 3 bölü 5 yapar. Bu da kosinüs beta. Tamam mı? Şimdi ee, bize beta eksi alfa'yı soruyor ya biz de bunların kosinüslerini biliyoruz. İsterseniz kosinüsün e, toplam farkından gidelim. Yani kosinüs beta eksi alfa'yı yazalım. Bunu bir bilinen değer bulursak, o zaman beta eksi alfa'yı da açı değeri olarak bulabiliriz. Zaten şıklar genelde bilinen değerler 105 dışında 40, 75 ve 105. Dışında. Beta eksi alfa açalım bunu. Kosinüsün farkı nasıl açılıyordu? Kosinüs 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 beta çarpı kosinüs alfa artı sinüs 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 beta çarpı sinüs alfa. Şimdi sinüs beta ne? Kosinüs beta ne? Eksi 3 bölü 5. Çarpı. Kosinüs alfa ne? 4 bölü 5. 4 bölü 5. Artı sinüs beta. Kosinüs beta eksi 3 bölü 5 ise hemen şurada bir üçgen çizelim. Betayı dar açıymış gibi düşünelim. Bura beta. Kosinüsü komşu hipotenüs 90 karşı. O zaman betanın karşı bölü hipotenüsü 4 bölü 5. Ama dikkat ederseniz beta geniş açı kosinüsü eksi ama sinüsü artı olacak. Çünkü geniş açıların sinüsü artıdır. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için. Yani sinüs beta yerine artı 4 bölü 5 yazacağım. Çarpı sinüs alfa yerine kosinüs alfa 4 bölü 5 ise hemen şöyle düşünelim. Bura alfa e, komşu hipotenüs karşı e, dar açı zaten e, 4 bölü 5 kosinüsü ise 3 bölü 5 de sinüsü. Burası da 3 bölü 5. Arkadaşlar aynı şey geliyor bakın. Eksi 12 bölü 25 artı 12 bölü 25. Yani ne gelir? 0. Demek ki kosinüs beta eksi alfa sıfıra eşit. E kosinüsün hangi değeri için sıfır oluyor burası arkadaşlar? Kosinüs sıfır 1. Kosinüs 90 sıfır olduğu için cevabımız yani beta eksi alfa farkımız 90 derece olarak bulunmuş oluyor. Ha kosinüs 270'te de sıfır ama geniş ikinci bölgedeki bir açıdan yani 90 ile 180 arasındaki bir açıdan Dara bir açıyı çıkarttığınız zaman 270 bulma şansınız olmadığı için beta eksi alfanın bir değeri kalıyor. O da 90 derece olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 15. soruyu da böylece halletmiş bulunmuş. Ve 7. denemenin de böylece sonuna geldik. Şimdi bir ufaktan çıtırdan bir kazanım tablosu bir gelsin. Evet yine yine 15 tane sorunun içinden geçtiğimiz bir deneme oldu. Denemenin cevap anahtarını da buradan görebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve 7. denemenin de böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki denememiz 8. deneme olacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şeyi taramaya çalışıyoruz. Her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Yani belirsiz integralde de, belirli integralde de, türevin yorumunda da e, aklınıza takılan, tekrar etmediğimiz, üstüne dokunmadığımız, değinmediğimiz hiçbir şey kalmayana kadar devam edeceğiz. Ve 30 denemenin sonunda gerçekten ÖSM seviyesinde Limit türevi integral trigonometri yapabilir hale geleceksiniz. Ama ön koşulumuz neydi? Limit türev integral'i ilk kez benden burada dinlemiyor olacaktı. Önceden dinlediyseniz ve sonra gelip burada bu denemeyi bitiriyorsanız, 30 denemenin sonunda her şeyi yapıyor hale geleceksiniz. Ama her bir sorunun kıymetini bilerek yani her bir sorunun değerli bir soru olduğunu o sorudan öğreneceğiniz şeylerin olduğunu unutmadan ya bu soruyu da boş ver demeden her sorudan bir şey kaparak 30 denemenin 450 sorunun sonu bu işi bitirmiş olacağız. 8. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.